Evet sevgili dostlar, yine bir videoyla baş başayız, karşı karşıyayız. Tekrar bu videomda da biraz sorularınıza gelmek istiyorum. Çünkü yazmaktan usandım artık. Çünkü bu soruyu bayağı bir alıyorum. Yani çoğu arkadaşlarımız henüz anlamamış durumda. Şimdi yazmakla pek anlaşılmıyor arkadaşlar. O yüzden video yapmaya karar verdim ki aramızda başka arkadaşlar var ise onlar da bu videoyla anlamış olurlar diyorum. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. Çoğu dostlarım yeni başlayan arkadaşlar diyorlar ki ben transpoze yapınca örneğin mide kalınca pardon oktavı düştüm. Transpozemiz şimdi sıfırda. Şimdi sıfırdan mi akoru veriyorum. Ben şimdi bunu eksi 2'ye yahut eksi 4'e artı 3'e aldığım zamanlar akoru nereden vereceğim? Yani kaymalar nasıl yapacağım? Arkadaşlar kayma olayı yok burada. Burada zaten kayma olayını orkunuz otomatikmen yapıyor. Siz dediğim gibi transpozu yaptığınızda aynı mi kararından çaldığınız gibi aynı şekilde devam çalıyorsunuz. Transpozu yaptığınızda frekanslar değişiyor. Yani yer olarak bildiğiniz yerler olarak aynı kalıyor. Transpozu yaptığınızda mi akoru basıyorsanız buradan mi akoru basıyorsanız artı 3 yaptıysanız arkadaşlar tamam yine mi akoru basıyoruz burada ama artı 3 ne oluyor? Bu sol oluyor arkadaşlar. Yani yine yer olarak aynı kalıyoruz. Çünkü biz burada dediğim gibi karar çalıyoruz. Ben mi kararına çalıyorum. La kararına çalanlar var. Tabii ki yoğunlukta da re kararına çalanlar var. Burada da aynı arkadaşlar. Biz ikide bir transpoze yapınca o zaman transpozede ne anladık arkadaşlar? Transpozeye bırakın. Dizi hesaplamalarını yapın. Ona göre parmaklarınızı başka yerlerden makamına göre, kararına göre akorlarını verin arkadaşlar. Transpoze ne için var? İşte bu olay için var. Yani pratiklik için. Ne demişiz? Aynı yerden kalıyoruz. Aynı yerden başımız kafamız ağrımadan aynı yerden çalabilmemiz için. Ben burada şimdi mi akoru veriyorsam ama bu frekans olarak mi değil. Frekans olarak bu şimdi sol sesi. Çünkü neden? Artı 3'teyim. Şimdi mi'ye geleyim sıfıra. Görüyorsunuz aynı yer mi akoru benim bildiğim mi akoru yer olarak mi akoru frekans olarak da mi akoru şu an. Çünkü sıfırdayım. Eksi 2 yaptığımda nereye geliyoruz? 1, 2 neymiş? Re'ymiş. Ama Re'ye geçmiyorum arkadaşlar. Mi'de kalıyorum. Bunu zaten org benim için yapıyor. Yani buraya geçmiyorum. Buraya geçtikten sonra anlamı kalmadı. Mi'de kalırız. Mi'de kalırız. Re'yi buradan veririm. Bu şekilde. Ama transpoze yaptığımda aynı yere alıyoruz. Bakın dikkat edin. Şimdi transpoze 0. Bu re akoru değil mi? Mi'de kalıyorum ama re'den çalmak istiyorum. Görüyorsunuz mi'den re veriyormuş. Şimdi ben buradan ne çalsam örneğin bir dakika bir ses değiştireyim arkadaşlar. Ses olarak neredeyim? Re'deyim. Eksi 2. Sıfıra alalım. Sıfıra. Ses olarak çalınış yeri olarak yine mi kararında kalıyorum. Yine mi kararında kalıyorum. Ve akorlarda aynı yerde veriyorum. Sadece frekanslar değişik. Sola gelelim. Sol. Yine aynı kalıyorum arkadaşlar. Sadece frekanslar değişiyor. Tekrar mi'ye gelelim. Şimdi frekans olarak mi'deyim. Yer olarak aynı. Buradan bildiğim la sesi. Ama şimdi sesler sıfıra yaptığınızda sesler neyse o. Yani frekanslar da neyse o.
Ama transpoze ile oynadığın zamanlar frekanslar kayıyor. Biz buradan bildiğimiz la tuşu artı 3'te la olmuyor. Sol la si do oluyor mesela. Frekans olarak, ses olarak. Bunları biraz ayırt edelim arkadaşlar. Çünkü transpoze ile uğraşmıyorsanız o zaman bir parçayı 12 notadan çalmanız gerekiyor. Yani bir buradan. Ve bir de buradan çalmanız gerekiyor. Burada tabii ki dizi hesaplama aramı yapmanız gerekecek. Ama bunları işte yapmamak için, pratikleşmek için, bir yere alışmak için, çünkü parmaklar da bir yere alışmak için, çünkü piyano çalmıyoruz. Elektronik bir alet çalıyoruz. Elektronik alette avantajlarımız daha fazla. Burada transpoze olaylarımız var. Bunlar piyanoda yoktur arkadaşlar. Bunları da kullanalım. Dediğim gibi biz nereden alıştık? Miden alıştık bu parçayı. Tamam, erkek sanatçısı için örneğin erkek sanatçısı geliyor. Diyor bana bu bildiğim parçayı soldan çal. Ne yapıyoruz? Artı 3 yer olarak aynı kalıyoruz. Sola mola kaymıyoruz. Aynı kalıyoruz. Şimdi kadın sanatçı geliyor. Diyor bana bu parçayı re'den çal diyor. Ne yapıyoruz? Eksi 2'ye düşüyoruz. Aynı yerimizden çalıyoruz. Başka biri geliyor, bana C'den çal diyor. Ne yapıyorum ben burada? Artı 7 yapabilirsiniz artık. Yahut 2, 4, 5, eksi 5 yaparsınız. Alın size C. Ama yer olarak aynı. Yani başka bir şey öğrenmeme gerek yok. Neyse o. Orada kalıyoruz. Ama tabii ki şimdi başka makamları başka yerlerden çalıyorsanız, örneğin çalgat makamını R'den daha kolay, R'den çalıyorsanız, tabii ki buradan şimdi göz önünüze R'ye getirmeniz gerekiyor ve karar sesiniz R olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz bu da R. Örneğin çalgı makamı. Ama tabii ki o yerinden çalabilirseniz arkadaşlar, tabii ki oradan da çalabilirsiniz. Ama neresi sizin için daha pratik geliyorsa oraları kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi çalgı makamını arkadaşlar R'den çalıyorum. Anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar bir de akorda çekme şeyi var, ayarı var kordda. Bunu dediğim gibi şu şekil yapıyoruz. Şimdi burada scale mode yazıyor arkadaşlar. Style preference. Nereye girdim ben burada? Menüye girdim arkadaşlar. Preferenslere girdim ve burada scale mode Keyboard Tracks yazıyor arkadaşlar. Burada All Track yaparsanız All Tracks burada attığınız komaları da çekecek ve attığınız komaları da akorlara verecek arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşlarımdan da aldım. Keyboard Tracks de yapabilirsiniz, fark etmez. Keyboard Tracks de kalmasın. Ama ben de Keyboard Tracks nedense alıyor arkadaşlar. Bunu halen çözmüş değilim neden böyle oluyor. Normalde dediğim gibi All Tracks yaparsanız burada attığınız komalar da akorları alıyor ve transpozu yaptığınızda komalar da akkompalarla yani evet akkompalarla beraber yürüyor arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Evet, çünkü dediğim gibi çoğu arkadaşlarım bunu sormuştu bana. Nasıl yaparım? Çünkü komalar verilmiyor yahut komalar transpoz yaptığımı komalar yürümüyor
yerinden dizi hesabına göre. Çünkü dizi hesabını transpose yapınca org otomatikman kendi yapıyor dizi hesabımızı. Biz burada mi çalıyoruz ama asıl ses örneğin fa diye zen gidiyor. Vesaire vesaire. Şimdi aklınızı karıştırmayayım arkadaşlar. O yüzden oraya dediğim gibi menü, preference, ondan sonra scale mode, all tracks yaparsınız arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi komalarınızı alırsınız ve komalarınızda transpose ile beraber yürür arkadaşlar. Dizi hesaplama üzere. Evet, umarım yardımcı olabilmişsindir. Başka videoda görüşmek dileğiyle.